Bunu biraz açıklar Doğru. mısınız bize? Tabii. Şimdi havaalanı uluslararası havalimanı orası, Kabil Uluslararası. Yani bütün dünyayla irtibatı sağlayan, bütün dünyayla ulaşımı sağlayan önemli bir yer. Kritik, stratejik bir yer. Dolayısıyla orayı korursa yani Afganistan'ın bütün dünyaya ulaşımını sağlayacak. Bu çok önemli. İkinci konu, diyelim ki herhangi bir durumda bir takviye istedi. Oraya kuvvet gelecek, havaalanına gelecek. Dolayısıyla bu nedenle havaalanının emniyeti çok önemli. Yani Afganistan'la dünya ülkeleri arasındaki irtibatın sağlanacağı çok stratejik bir yer. Şu anda da güvenliğini Türkiye sağlıyor havaalanının. Onu da belirtelim bu noktada, yani parantez açarak. Dolayısıyla IŞİD, DAEŞ, El-Kaide türevi diğer unsurlar da o boşluktan faydalanarak orada oldukları için ve güçleri gittikçe arttığı için tabii Türkiye için orada tek başına bulunmak önemli bir risktir. Önemli bir risktir. Neden? Bu diğer biraz önce sizin haritada belirttiğiniz diğer görevlere benzemiyor. Yani ne barışı destekleme harekatına ne de Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında gönderilen herhangi bir kuvvete benzemiyor. Bu tamamen tek başına kalırsa Taliban var, IŞİD var, DAEŞ var, diğer terör unsurlarının gittikçe güçlenen bir konumu var. Tabii Türkiye bunu tek başına üstlenemez. Neden? Evet, Afganistan'la Türkiye'nin 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunda 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Paşa tarafından, Başkomutan Atatürk tarafından kurulduğunda ilk tanıyan ülke Afganistan'dır 1920'de. Daha sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde Cumhuriyeti ilk tanıyan ülke yine Afganistan olmuştur. 1927'de Afganistan Kralı Türkiye'yi, Atatürk'ü ziyaret etmiştir. Yani geçmişte ve Afganistan Kurtuluş Savaşı'nda da mali yardımda bulunmuştur. Evet, Afganistan halkıyla, Afganistan devletiyle çok iyi ilişkileri var. Doğrudur, ancak Taliban'la ve buna benzer terör örgütleri çok farklı. Bunlar tamamen risk, yani Suriye'deki gibi. Onun için buna dikkat etmek lazım. Benim önerim şu: evet, mali, ekonomik, siyasi ve lojistik destek mutlaka sağlanmalı. Fakat şu anda ISAF dediğimiz, yani Uluslararası Güvenlik ve Destek Grubu misyonu dediğimiz o şemsiyenin en azından 2-3 ülkeyle beraber orada olursa bu bir şemsiye olur ve o yük de beraber paylaşılmış olur. Türkiye'nin buna dikkat etmesi lazım. Ama Mehmet Bey, bir şey söylemekte yarar var. ABD Afganistan'ı Rusya'ya ve Çin'e terk etme niyetinde değil. Mutlaka bir formül bulacaktır. Onun altını çizelim. Efendim, siz emekli bir askersiniz. Evet. Tüm generalsiniz. Özellikle bu noktada önümüzdeki süreçte olası Türkiye'nin yalnız kalması durumunda sıcak çatışma yaşanır mı? Bunu soracağım. Ama şöyle de bir durum var. Sıcak çatışma deyince aklıma geldi. Zira çünkü biz yayından önce Barçın İnanç'la konuştuğumuzda NATO zirvesinde ele alınacak başlıklar ve sadece Türkiye ikili görüşmeden ziyade siber saldırılar, saldırı konularının da gündeme geleceğini konuşmuştuk. Bir tarafta sıcak çatışmalar, bir diğer tarafta değişen savaş taktikleri demek lazım aslında. Hiçbir yere ayrılmayın, evet. Efendim, siz Barçın İnanç'tan onu bir alacağım. Neler konuşulacak? Yalnız belki bu noktada iki konuyu eklemek isterim. Benim anladığım kadarıyla aslında Türkiye'de sadece Amerika Birleşik Devletleri değil ama NATO'da yer alan başka ülkelerin de varlığının olması gerektiğinin altını çiziyor. Ve anladığım kadarıyla bu konuda müzakereler devam ediyor. Onun dışında Taliban karşı çıktı Türkiye'nin havalimanında kontrolü devam ettirmesine, ama şöyle bir nüans olabilir deniyor bazı konuyu yakından izleyen uzmanlarla konuştuğumda. Türkiye'nin aynı zamanda bu Afgan hükümetiyle ikili askeri anlaşması var. Dolayısıyla Türk askeri NATO unsurları çerçevesinde çıkar ama Türk askeri üniformasıyla bu görevi sürdürebilir. Dolayısıyla Taliban açısından böyle bir açık kapı bırakılması söz konusu olabilir. Üçüncüsü de bir taraftan da belki Türkiye'nin yapması gereken İslam Konferansı örgütünü daha fazla devreye sokarak ülkede özel olarak yabancı güçlerin kalmasının illa bir cihat perspektifinden, yani gayrimüslim olanlara illaki savaş açılır türünden bir yaklaşım
benimsenmemesi için ülkede gene de bir varlığın bulunması gerektiği konusunda İslam Konferansı örgütünün desteğinin alınması diplomatik açıdan belki Türkiye'nin orada işini kolaylaştırabilir. Ama bu şeye gelirsek farklı türden savaş. 21. yüzyıldaki tehditlere gelirsek bu aşamada gördüğüm kadarıyla NATO zirvesinde en önemli konulardan bir tanesi bu olacak. Önümüzdeki dönem NATO'nun stratejik konseptini yenilemesi gerekiyor. Her 10 yılda bir yeniliyor. 2010'da en son yenilenmişti bu stratejik konsept. Ve bu stratejik konsepte bir taraftan hem Rusya hem Çin nasıl ifadelendirilecekler, nasıl bir kategoriye sokulacaklar. Ama onun dışında işte çok önemli olan ve aslında bizim gündelik hayatımıza dokunabilecek türden yeni tehdit unsurları var. Bunlar iklim değişikliğinden siber saldırılara, hibrit saldırılara kadar gidiyor. Şimdi hibritten kasıt şu, hibrit işte iki şeyin ortasında yani birden fazla unsuru kapsayacak şekilde. Burada en önemli boyutlar özellikle bizi vatandaşlar olarak da ilgilendiren işte dezenformasyon kampanyaları, hacklemek, bazı sistemleri hacklemek. Şimdi geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir boru hattı hacklendi. İnsanlar o kadar yani ülkenin doğusu felce uğradı, insanlar torbayla benzin almaya gittiler. Bu tehditlerde bir de şu boyut var, dezenformasyon, fake news boyutu. O da şöyle söyleniyor, eğer bir ülkede demokrasi zayıfsa, sivil toplum kuvvetli değilse, o toplumda çok ciddi kutuplaşmalar varsa o ülkenin hasmı bunlardan yararlanıyor. Özellikle dezenformasyon, fake news'u kullanarak o toplumun içindeki o sinir uçlarıyla oynuyor ve bu da aslında 21. yüzyılın bir nevi hani tankla değil ama bambaşka bir internet 2-3 düğmeyle yapılacak türden tehditler. O nedenle de çok uzun bir aradan sonra her ne kadar NATO'nun daha çok bir askeri organizasyon olarak ön plana çıkmışsa da NATO'nun belgelerinde aslında bir anlamda bir değerler topluluğu olduğu da yazıyor. Bu nedenle de bu zirvede NATO'nun böyle bir demokratik ülkeler kulübü olduğu ve demokrasisini bu türden siber saldırılara karşı dayanıklı hale getirmesi gerektiğine dair bir anlayış birliği ulaşacağını anlıyoruz. Yani hatırlamak gerekirse özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçildiği seçimler, yine Fransa'daki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği, Facebook aracılığıyla bir takım yönlendirmeler yaptığına dair Fransa'nın da Amerika'nın da iddiaları var. Tabii Rusya bunu hiçbir zaman kabul etmedi ama bu türden özellikle seçim dönemlerinde bir takım dezenformasyon kampanyaları ya da işte sistemlerin hack edilmesi türünden tehditlere karşı batılı demokrasilerin dayanıklılığını arttırması, birbirleriyle teknoloji paylaşıp teknolojilerini güçlendirmesi gibi konularda NATO'nun bu zirvesinde gündemde olacağı gibi, tabii yani ayrıntılı anlamda değil ama önümüzdeki 10 yılda bizim bunlara hazırlanmamız gerekir diye bir yol haritası yapılması için bir onay.